Biraz bu cümlemi de uygulamaya çalıştığım mümkün mertebe. Sizlerle her ortamda istişare ederek doğruyu yakalamak için, artı değer koyabilmek için, partinin huzuruna biraz daha artı değer katabilmek için, katma değer sunabilmek için hep beraber bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu eğer çalışmamızın sonucunda partinlerin bize olan teveccühü varsa kendimize bahtiyar atabiliriz. Ancak şöyle bir cümle de söylememe lütfen müsaade edin. Bizler Bartın'da çalışırken ekstra bir şey yapmadık arkadaşlar. Devletin bize vermiş olduğu yetki ve sorumluluk çerçevesinde maaşımızı peşin alarak maaşımızı insanlara hizmet etmek için verilen maaşımızı peşin alarak bu işi yapmaya çalıştık. Ekstra olarak herhangi bir şey yapmadık. Dolayısıyla en alttaki bekçi arkadaşımız, teknisyen yardımcısı, bilgisayar işletmeleri, memur arkadaşlarımız, rütbeli arkadaşlarımızla beraber partinin huzuruna huzur katmaya çalıştık. Ve bu doğrultuda da gerek il valimizin büyük destekleri ve diğer valilerimiz destekleri ve yanı başımızda duran jandarma kolluk teşkilatımızın çok üst seviyede desteklerini gördük arkadaşlar. Bunun yanında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla da paralel kuruluşlarla yanımızdaki bize aynı il müdürlüğü olan kuruluşlarla sürekli destek teması halinde bütün bölüm amirlerin desteğin yanında bulduk. Yanımızda bulduk ve bu desteği de çok özür dilerim. İnsanlara hizmeti daha iyi, daha kolaylaştırabilir miyiz? İnsanların iş ve işlemleri daha rahatlatabilir miyiz? İnsanlara daha güzel hizmet sunabilir miyiz diye kullandık. Bu doğrultuda dediğimiz gibi eğer bir başarı yakalandıysa o başarı az önce saymış olduğum bekçisinden, memurundan, teknisyen yardımcısından en üst seviyeye kadar herkesin ama herkesin emeği var. Dolayısıyla o başarı sizin başarınız. Bu başarının bir kenarında biz eğer yönlendirebilirsek, destek olabilirsek, diğer tabirle o çorbaya biraz tuz katabilirsek bizim katkımız bu kadar. Bunu da ben çok samimi olarak söylüyorum. Yoksa bir kişinin yapacağı iş değil bu. Eskilerin güzel bir tabiri var. Alet işler, el övünür diye. Evet, işi yapan sizlersiniz. Dolayısıyla ben 3 yıllık biraz geçkin süre içerisinde Bartın'da tüm kuruluşlardan, sivil toplum örgütlerinden, siyasi partilerden, milletvekillerimizden, valilerimizden, vali yardımcılarımızdan, diğer daire amirlerinden, derneklerden, sendikalardan, herkesten çok ciddi katkı buldum. Ama en büyük katkıyı da basından gördüm. Bartın'da 3 yıllık süre içerisinde ya keşke şu haberi yaptırmasaydık veya yapılmasaydı falan diye böyle bir konuya da girmedik. Arkadaşlarımız, asayiş müdürümüz, terör müdürümüz burada biliyorlar, takip ediyorlar ama şunu söyledik. Biz basınla kardeş kuruluşu, yani aynı kuruluş, meslektaş sayılırız. Arkadaşlar orada çalışıyor, biz burada çalışıyoruz. Ve müdür arkadaşlarıma şunu söylemiştim, hatırlarsanız. Basına haber yapma demek, aç kal demek. Veya polise, yani basına haber yapma demek, polise görev yapma demek gibi bir şey. Yapacak. Önemli olan doğru haber yapması, tarafsız haber yapması. O konuda da bize büyük iş düşüyordu. Doğru bilgiyi vermek ve zamanında bilgi vermek. Bilgi kirliliğini neden olmadan. Yanlış haber yapılırsa bunun düzeltmesi, gelmesi, gitmesi bayağı bir zor olur diye bunu söylemiştim. Ve bunu da uyguladığımızı sanıyorum. Arkadaşlarımız rahat rahat bilgi verdiler. Tabii ki yasalar çerçevesinde yasal olarak verilmemesi gereken bilgiyi vermenin manası yok. Onu da söyledik arkadaşlarımıza. Dedik ki bu bilgiyi veremiyoruz şu gerekçeyle diye. Dolayısıyla Bartın'da bu uyum önce kendi içimizde, hatta önce kendimizin gönlünde, beyninde, daha sonra kendi meslektaşlarımız arasında, daha sonra sivil toplum örgütleri, diğer kurumlarla ve üstlerimizle, genel müdürlükte, diğer kuruluşlarla olan bu uyum, güzel bir uyum.
Bu uyumun devam etmesini temenni ediyorum. Gelecek olan müdür arkadaşımız çok değerli, çok başarılı, çok çalışkan bir arkadaşımız. Bu da bu bizim getirdiğimiz noktayı biraz daha yukarıya, çıtayı biraz daha yukarı kaldırmak durumunda. Onda da çok çok eminim. Ama bildiğiniz gibi bu tür yerler, makamlar gelip geçicidir. Bizler için, idareciler için görev süresi bir gündür. Bir gündür. Valimizin tabiriyle ben bir günlük valiyim veya ben bir günlük emniyet müdürüyüm. Giden valimizin tabiriyle bu tür makamlara gelen kişiler ilk göreve başladığı gün cebinde veda konuşmasını hazırlasın derdi. Çok çok önemli cümleler bunlar arkadaşlar. Yılların birikimi cümleler. Tabii ben bugün bir cümle böyle bir şey hazırlamadım. Arkadaşlar söylediler bir konuşma hazırlayayım mı, hazırlayayım mı diye. Bu bir aile evi ya. Dolayısıyla içimizden ne gelirse onu söyleyeceğiz. Ekstra bir şey yok. Bu samimi ortamda bu söylenir. Başka bir şey söylenmez. Yani klişeleşmiş lafları söylemeye gerek yok. Dolayısıyla şuraya getirmek istiyorum. Bu makamlar gelip geçici makamlar, hizmet makamları, insanlara, Bartınlı'ya hizmet etme makamıdır buraları. Ekstra olarak böyle bir fedakarlık gibi değil. Mecburuz bunu yapmaya. Dolayısıyla ben bu 3 yıllık süreyi şöyle yaptık, böyle yaptık. Asla, asla böyle bir şey yok. Hele ben demek doğru değil. O başarı varsa, o hizmet varsa sizlerin eseri arkadaşlar. Biz yukarıda tepede bekledik, gözetledik. Ufak tefek rötuş yaptık ama esas o payının sahibi sizlersiniz. Bunu da yani farklı niyetle söylemiyorum. Geldik gidiyoruz. Gerçek bu. Bu doğrultuda ben iyi bir tat bırakabildiysem geride veya hoş bir seda bırakabildiysem çok çok mutlu ederim ve o mutluluğumda da sizin katkınızı inkar etmek zaten mümkün değil. Bu doğrultuda ben nasip kısmet olursa işte vedalarımızı yapacağız. Pazartesi gün inşallah yeni görev yerimize gideceğiz. Başka bir görevi yapacağız inşallah. Allah bize sağlık verdikten sonra, tabii ki çok çok önemli sağlık, huzur çok önemli. Önce içinde, eşinle, çocuğunla beraber, bu çok önemli. Hep beraber, biz burada, biz orada, sizler burada yine görev yapmaya devam edeceksiniz. Aynı gayretle, hatta biraz daha artırarak, bu gayreti devam ettirerek iyi işler yapacaksınız. Bu insanlar gerçekten bu güzel hizmetleri hak ediyorlar. Sizler hak ediyorsunuz. Dolayısıyla biz de bize verilen görevi yine yerine getirmeye çalışacağız. Ben bu vesileyle hem böyle güzel bir ortamda bu yemeği tertip ettiğiniz için tüm emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum, teşekkür ediyorum. Katılan bir mavi arkadaşlarımızı, Orhan amcamızı, komutanımızı ve komutanlarımızı, müfettişlerimizi, müfettişlerimi teşekkür ediyorum. Basın mensuplarına da bize güç verdiğiniz için bu süre içerisinde çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah yine beraber bir yerlerde mutlaka karşılaşacağız. Telefonumuz açık. Soframız açık ve gönlümüz açık arkadaşlar. Ne zaman ararsanız yine elimizden geldiği kadar koşacağız yardımınıza. Hep beraber bu işe karşılaşacağız. Bu dostluk diyelim, ilişki diyelim. Eğer menfaate dayalı bir ilişki ise hemen biter. Ama çıkar olmadan bir ilişki varsa, görevde olsun veya artık diğer kurumlarla olsun, o devam eder arkadaşlar. Ben bunun çok faydasını gördüm. 1992 yılından Şırnak'tan, o dönemden görüştüğüm insanlar var. İkinci şartta veya iki şark arasında askerlik yaptığım 95 yılında Van'dan hala görüştüğüm insanlar var. Belki hayatta hiçbir daha bir araya gelmeyeceğiz. Haftada bir arar, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, niye gelmiyorsun diye. Demek ki iyi iş yapınca iyi anılıyor. Ve buradan da bu dünyadan göçerken de herhalde sadece bu güzel şeyler kalacak. Öteki diğer ilişkiler kalmayacak. Niye kalmayacak? Zaten menfaatle ilgili yaptın, aldın verdin yani. Alışveriş yaptın, borcun alacağın kalmadı. Ama çıkar olmadan yapılan, kurulan dostluklar, ilişkiler sanırım diğer tarafta değeri çok daha fazla olacak. Sizlere tavsiyem acizane, ilişkilerinizi buna göre düzen edin. Yaptığımız hizmet, zaten maaş alıyoruz, peşinden olarak yapıyoruz bunu, ekstra bir şey yapmıyoruz. Onun dışında bir şeyler katmaya çalışalım hep beraber. Bu insanlara. Çünkü hizmet ettiğimiz bu insanlar
birinin arkadaşı, birinin kardeşi, yani bir polisin, bir askerin, bir gazetecinin kardeşi başka bir yerde. Benim memleketimde benim kardeşime, babama, anneme veya kimse, onlara da birileri hizmet ediyor. Yani bir yerde kendimize hizmet ediyoruz. Herhalde bu cepheden bakarsak, yaptığımız işte zevk de alırız, başarı da kazanırız, mutlu da oluruz, belki öbür tarafa bir şeyler de götürebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle ben çok çok teşekkür ediyorum. Bartın halkından da kırdığımız insanlar olabilir, hakkına tecavüz ettiğimiz insanlar olabilir. Onlardan da helallik diliyorum. İnşallah daha iyi günlerde, daha iyi zamanlarda ülkemize her alanda hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama şunu söyleyeyim, çok çok rahatım arkadaşlar. Allah herkese o rahatlığı gitmeyi nasip etsin. Arkada kırgınlık yok, arkada efendim keşke dediğimiz bir şey nokta yok. İnşallah sizler de, çünkü bu süreli bu görevlerimiz. Sizler de aynı duyguyla gidersiniz ve Allah hepimizin yolunu açık etsin. Eşlerimizle, çocuklarımızla, ailemizle, eş dostlarımızla huzurlu, sağlıklı, hayırlı ömürler temenni ediyorum ve Allah'a ısmarladık diyorum. Değerli misafirlerimiz.